Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin yapıldığı Galler'e giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adli yıl açılışına katılmayan Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın sözlerini değerlendirdi. Barolar Birliği Başkanı'nın yasal konuşma yetkisi yok dedi. Yargıtay Başkanı, Yargıtay'ı kendisi idare etmiyor. Kendi ifadesi de budur. Benim konuşmamı bakanlar kurulu hazırlar ifadesini bizzat bana yanımda Adalet Bakanı'da olduğu halde söylemiştir. Benim konuşmalarımı da ekibim hazırlar ama editörlüğünü ben yaparım. Yargı olarak yasama yürütme organlarına tavır takınıyorsun. Barolar Birliği Başkanı'nın konuşma yetkisi yok ama başkanlar kurulu kararı diyor. Sormazlar mı sen neyin başkanısın? Çözüm sürecinin Bülent Arınç'ın üzerinde olduğunu vurguladı. Kararlılık devam edecek dedi. Bunların hepsi başbakana bağlı olup da başbakanın pas ettiği görevlerdir. Çözüm sürecinde kararlılığımız aynen devam edecek. Silahlara veda edildiği bir dönem için tedbirlerimizi ona göre aldık. En çok Cumhurbaşkanı'nın köşkte değil yeni başbakanlık binasında kalması tartışıldı. Erdoğan o binayı anlattı. Söğüt Özü'ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşınmamızın akabinde başbakanlığın bazı törenler ve resepsiyonlar için Çankaya'yı kullanmasına izin verebiliriz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanlığı makamı yeni binada çok farklı şekilde düzenlendi. Akıllı bina olarak burayı inşa ettik. Başbakan Davutoğlu için bu iş tutmuştur dedi Erdoğan. Bakanlar kuruluna belli periyotlarda başkanlık edeceğini bir kez daha vurguladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in imzasız ihbar mektuplarıyla işlem yapmayız, insanları fişliyorlar açıklamasına da yanıt verdi. Her şey imzalı mektuplarla takibi alınmaz. Siz değerlendirmeye almayabilirsiniz ayrı konu ama en azından acaba dersiniz. Keşke böyle bir açıklama yapmasaydı, benimle paylaşabilirdi.